Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız iyi seyirler. Şimdi Tahsin abiden aldığımız balıkları alıştırmaya başladık. Koyacağımız akvaryum burası. Burayı önceden ayarlamıştım, onlara uygun dizayn ettim. L333'lerim yukarıda hatırlarsınız. Şimdi L270'leri buraya koyacağız. L400'lerde gelince de onları da buraya koyacağım. Kat kat alt alta plako serilerimizi koymuş olacağız. Sonra biraz yakından çekeyim. L270 motozlarımız 7 adet. Sağ olsun Tahsin abi ilk parti yavrularından verdi bana. Hobihanemizdeki ikinci tür plakolarımız oldu. Şimdi onların sularını gördüğünüz gibi yavaş yavaş damlama yöntemiyle kendi sularıyla Tahsin abideki suyla benim akvaryumdaki suyla alıştıracağız. Artık ne kadar süre yapabilirsem bunu, 1 saat, 2 saat, 3 saat ne kadar uzun süre bu şekilde tamamlayabilirsem o kadar iyi balıklar için. Ayrıca şu iki akvaryum için aldığım yeni tür lepis testlerimiz. Metal Red Lake lepis testler. Bir şey daha vardı, unuttum şimdi. Tahsin abiye sorarım da tam türünü öğrenirim ondan. Bunlar da yurt dışından getirmişti. Geldiği yeri de bir tam öğreneyim. Bunlar da şimdi oraya alıştıracağız. İki yeni tür, hem vatoz hem lepis testlerimiz hobihanemize giriş yaptı. Ayrıca sağ olsun katappa yaprakları verdi bana bol miktarda. Bol miktarda mos verdi. Onları şimdi akvaryumlara dağıtacağım. Şöyle bol ışık gören yerlere koyacağım onları. Belki çoğaltırsak yapay bitkilere de ihtiyaç duymadan hobihanemizdeki balıkları üretmeye devam ederiz. Ve böyle bir sıvı verdi. Bu sıvının içeriği şimdi tahminen, yani abartılı bir rakam olacak ama kendi de öyle söyledi. Yani 10.000 veya 100.000 yıl boyunca kömür madenlerinden çıkan, kömür madeninin bir bölümünden çıkan, işte ağaçların çürümüş bölgelerinden oluşan bir sıvıymış bu. Onu da bir öğreneyim şimdi ben. Vatoz türleri için çok faydalıymış. Yani bütün balık türleri için çok faydalıymış ama vatozlara kısmen daha iyi geliyormuş. Şimdi ben şu öğrenmek istediğim her şeyi bir öğreneyim Tahsin abiden. Videonun devamında aktarırım size bu ilacın adına ve bu lepistesinin türlerine. Bu arada da suyumuz yavaş yavaş damlama yöntemiyle balıklarımızı alıştıralım. Videonun devamında görüşürüz. Bir de sağ olsun şu küpü verdi bana. Burada devasal siyah cücemiz var ya, tül kuyruk, küpün içine sığmıyor. Onun için gayet büyük, geniş ağızlı bir küp istedim ondan. Bu küpü ben görmüştüm zaten de, abi fazla var mı dedim, böyle böyle büyük bir vatozum var, bakalım dedi. Aynısından bulamadı, sağ olsun onu çıkartıp bana verdi. Onun için de ayrıca bir teşekkür ederim buradan. Onu söylemeyi unutmuştum. Tekrardan bir hemen videoya devam edeyim istedim. Biraz sonra görüşürüz. Evet, L270'leri akvaryumlarına aktardık. Yaklaşık bir 3 saat boyunca damlama yöntemiyle sularını alıştırdım. Şöyle hemen sağa sola kaçmadan dışarıdalarken çekeyim istedim ama şu anda da bir tanesi var sadece dışarıda. Burada bir tane daha var. Tahsin abi de bunlar kısmen daha dışarıda rahat rahat geziniyorlardı. Tahsin abi öyle söyledi, bunlar o kadar çok korkan bir tür değil diye. Bakalım durum bende nasıl olacak. İnşallah bende de rahat rahat dışarıda gezinirler. L333'lerimiz gibi olmazlar inşallah. Onlar
pek kendilerini göstermeyi sevmiyorlar. Hep böyle kıyıda köşedeler. Küplerin arasındalar. Aynı tarzda bir akvaryum var. L270'ler için de dizayn ettik. Dediğim gibi L400'lerde gelince onları da bu aşağıya koyacağız. Ben bunları dışarıdayken hemen çekeyim istedim. Diğer işleri halledeyim. Bir toptan ne yaptım, ne ettim. Son durumu bir paylaşacağım sizinle. Bunlar sağa sola kaçmadan şöyle bir görüntüden yakalayayım istedim. Görüşmek üzere. Evet, bütün balıklarımızı yerlerine yerleştirdik. Gerekli işlemleri yaptım. Bilgileri de aldım Tahsin abiden. Galaxy Metal, Red Lake balıklarımız, Leicester'ımız bunlar. Okyanusumuzun yeni türleri. İki dişi de doğum yapacakları bu tahmin ettiğim iki dişiyi de tek tek küçük akvaryumlara koydum. Nereye gitti o dişi? Ha, şurada. Biri burada. Birini de buraya koydum. Onlar doğum yapınca hepsini bir yere toparlayacağız. Galaxy Metal Red Lake'ler şu anda aşağıda kaldı ama yine kuyruklarında bu güzel desenleri görebiliyorsunuz. İlk fırsatta yukarıdaki güzel akvaryumlara yerleştireceğiz onları. Yani bu arada bu balıklar şeyden Almanya'dan getirmiş Tahsin abi. Onu da belirteyim. Bu katkının adı da Huminik'miş. Böyle bir kahverengimsi bir rengi var. Dediğim gibi bu kömür madeninin bir bölümünde artık 10 bin mi, 100 bin mi, kaç bin yıl boyunca ağaçların çürümesiyle oluşan bir madde. Aslında da bunun toz halinde var. Gerekli ölçülerde suyla karıştıraraktan bunu elde ediyor. 100 litreye 5 mililitre bundan katılıyor ve dediğimiz gibi balıkların dış artık mukozasıyla veya dış derisiyle ilgili çok güzel bir gelişim sağlıyor. Balıklar için çok faydalı. Yani hastalık olsun olmasın katkı maddesi olarak kullanılıyor. Sağ olsun bana da verdi Tahsin abi. Sonrasında Tahsin abinin verdiği mosları da aynı şekilde yerleştirdim. Böyle parça parça akvaryumlara 4-5 akvaryuma ekledim. Oradan çoğaldıkça diğer akvaryumlara da takviye yapacağız. Bakalım dediğim gibi benim de çoğalacak mı, çürüyecek mi? Onu merakla bekliyorum. Özellikle güzel ışık olan birçok yere eklemeye çalıştım. Gelişimlerini hep birlikte sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bakalım belki yavaş yavaş dediğim gibi yapay bitkilerden kurtulup bu tarz şeylerle üretime devam edebiliriz. Balıklar böyle içinden geçiyor falan. Gayet güzel oldu. Sonra sağ olsun yine katappa yaprakları vermişti. O vatozun üzerine yapışmış, tam denk geldik. Onları da ekledim akvaryumlara. Bazıları battı, bazıları yukarıda yüzüyor. Zaman içinde hepsi batar büyük ihtimalle. Bunları da ekledik. Ve son olarak pek görünmeyecekler. En başta atar atmaz çekmiştim ama şurada varlar gene. L270'lerimiz hobihanemizde yaşama ya başladılar. Akvaryumlarına ekledim. Böyle bir dizayn yaptım onlara. Saklanıp kaçabilecekleri. Aynı L333'ler gibi. Onların da benzer bir akvaryum var. Şu anda hobihanemizdeki yenilikler bunlardan ibaret. Dediğim gibi moslar falan çok hoşuma gitti. Böyle bir ayrı bir renk kattı akvaryumlara.
İnşallah ki gelişim sağlarsa, çoğalırlarsa tek tek rafyalardan, yapay bitkilerden kurtulacağız. Ama şimdilik mecburen onları kullanıyorum. Çünkü yavruların kaçabilmesi için, yavruların hayatta kalabilmesi için bu tarz şeyler gerekiyor. Ve bunlar sayesinde de ne kadar güzel şekilde yavru aldığımı görüyorsunuz. Her taraflar yavru dolu. İnşallah mostlar çürümeden gelişirler ve büyürler. Mostlarımız, atapa yapraklarımız. Bu ilacı da bakalım birkaç akvaryuma ilave ettim. Özellikle şu akvaryumda sanki bir sıkıntı var gibi geliyor. Katappa yaprağı da koydum. Bakalım gözle görülür balıkların neşesi yerine gelirse. Gerçi bunu test etmeye gerek yok. Tahsin abi söylediğine göre faydalı bir şey zaten de. Bir de gözümüzde görmüş olacağız yani. Onu canlı canlı şahit olmuş olacağız. Şuradaki mos çok güzel açıldı. Yemyeşil görünüyor. Katappanın üstündeki Leis 44 mavi göz tül dişimiz. Katappa hem suyun değerleriyle ilgili güzel bir durum oluşturuyor. Hem de balıklar bunu yiyor bildiğiniz resmen. Kemiriyorlar. Her açıdan farklı. Tahsin abi de bunun ağacı var zaten. Kendisi Almanya'dan getirmiş gene. 3 tane getirmiş ama küçük fidan halinde. Bir tanesi yaşamış şu anda. Oradan kuruyan yaprakları bu şekilde sağ olsun bize de verdi. Kendi de kullanıyor zaten. Şimdilik durum bundan ibaret. Dediğim gibi bütün yeni gelen canlılarımızı, malzemelerimizi gösterdim sanırım. Hobi annemiz Tahsin abi sayesinde bir tık daha ileri gitti. Dediğim gibi yeni türler olsun, mos olsun, katappa yaprağı olsun, humanik katkımız olsun. Bu arada bunu birçok marka içeriği bu olan ilaçlara çok yüksek fiyatlara satıyor. Tahsin abi anlattı biraz. Biz de Tahsin abi sayesinde bundan faydalanmış olduk. Hobi annemizdeki son durum bu şekilde arkadaşlar. Yani bu türleri eklediğim için ben gerçekten acayip keyifliyim. Umarım da siz de bu videoları izlerken aynı keyfi almışsınızdır. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi hobiler.